Normalde öğretmenim, çocuk gelişim mezunuyum, ana sınıf öğretmeniyim. Ama çeşitli sektörlerden sonrasında hayal seracılık adını verdiğimiz topraksız çilek serasını yapmaya karar verdik. Kırsal kalkınma 2021 yılında kırsal kalkınma desteklerine başvurduk. Oradan %50 hibeden faydalanaraktan burayı kurmayı nasip etti Allah. Altı dönüm bir sera burası. Toplamda 110 bin fidemiz var. Yıllık ortalama 80 ila 100 ton civarında ürün bekliyoruz Allah nasip ederse. Çünkü 110 bin fide ektik. Kilo başına fide başına 1 kilogram düştü tahmin ediliyor. Bu sene ikinci senemiz. Bu sene daha verimli bir sezon yakaladık ve daha da öğrendik. Deneme yanılma yollarıyla birlikte. Çok zevkli ve güzel bir sektör. Herkese tavsiye ediyorum. Gelip görmek isteyenlere her türlü gösteriyoruz. Tabii ki toplamaya izin veremiyoruz. Toplama teknikleri var ve hastalıktan korumamız gerekiyor. Çok içeride gezdiremiyoruz ama her türlü danışmanlığını ya da destek anlamındaki bütün bildiklerimizi söylemeye hazırız. Öğretmenle hiç başlamadan direkt ticarete atıldım. Daha öncesinde başka çeşitli sektörlerde vardık. Tarım sektöründe de bu şekilde olmayı tercih ettik. Toprak sarımı. Çilek, toprak sarım, su kültüründe değil, toprak sarım dediğimiz herkes su kültürü zannediyor. Hindistan cevizi kabuğu, kokobit dediğimiz bir maddenin içerisinde suyu direkt emicilik özelliği olan bir madde. Onun üzerinde yetiştiriyoruz. Bu şekilde gördüğünüz gibi raflarda. Ya toprakta olmayan bütün değerleri, besin elementlerinin tamamını biz yapay olarak veriyoruz. Ama kesinlikle bir hormon geodo herhangi bir şey yok. İyi tarım uygulaması zaten. Gördüğünüz gibi daha hijyenik, daha homojen bir ortamda yetiştiği için toprak sarım, modern sistemde toprak sarım. Şu an mesela sulama başladı. Sulama bu şekilde otomatik devam ediyor. Verim oranı toprağa göre 3-5 kata civarında fazlalık var. Atıyorum burası 6 dönüm sera, şu an 30 dönüm toprakta yapılan üretime tekamül ediyor. Bulmakla Getirisi güzel. memnun musunuz? Memnunum. 2 sene önce yaptık biz burayı. 2 sene önce 7 milyona yaptığımız bir tesis burası. Şu an maliyetler tabii ki arttı. Şimdi 2 katına çıktı. Ama 2 sene içerisinde amorti etti şu anda yatırımını. Kırsal kalkınmadan zaten bir miktar destek almıştık. Bu arada İl Tarım ve Orman Müdürümüz Kemal Yılmaz müdürüme çok çok teşekkür ediyorum. Desteklerini hiçbir zaman esirgemedi bizden. Bir de akıl hocam benim. Burayı aklıma getiren demin sormuştunuz. DOKAP Başkanımız Hakan Gültekin var. Hakan Başkanım bir yerde gördü. İşte Özge bunu sen yaparsın dedi ve öyle bir gece araştırmalarım sonucunda sabah kalktım kendimi bunu yaparken buldum. Ya memnunum. İnşallah daha da fazlasını yapmayı nasip ederse Allah yapacağım. İlk sene 3 milyon civarıydı. Bu sene 5 milyon bekliyoruz Allah nasip ederse. Sektör açık, her türlü piyasa açık. Çünkü bu kalitede çilek Antalya'da ihracata gidiyor. Biz burada iç piyasaya, Ordu'ya ve Fas'a veriyoruz. Daha fazla olsa daha çok vereceğiz. Karadeniz'in tamamına yaymayı düşünüyoruz Allah nasip ederse. Çünkü Antalya'dan buraya gelene kadar kalitesi düşüyor ve buraya ikinci, üçüncü dediğimiz şeyler, seçintiler geliyor. Biz direkt birinci sınıf olanı piyasaya sürüyoruz ve güzel fiyatlara satıyoruz. Lezzeti ve kalitesi zaten diyecek bir şey yok aşina. Daha az serinin. Eşimin fikriydi. Başarılı da olduk. Evet, çok memnunuz. İkinci senemiz usta olduk. Eşimle beraber yapıyoruz zaten. Keyifli. Tabii, faydalı. Ekonomiye destek oluyor. Hem de örnek oluyoruz. Yıllardır.
Antenin şuraya yakar millete. Burası güneşi.